Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine logaritma konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda logaritma 1. testin çözümünü yapacağız. İlk soru işleminin sonucu hangisidir demiş. Şimdi bu tarz bir ifadede en alttan başlamak daha mantıklı olacak ve logaritma 2 tabanında 5 vermiş. Şimdi burada 1 ile sonuçta ben logaritmalı ifadeyi toplayabilmem için bunda logaritma cinsinden yazmam lazım. Şöyle desek, bunun tabanı 2 olduğu için 1 yerine de logaritma 2 tabanında 2 yazarsam artı logaritma 2 tabanında 5 gelecek. Tabanları eşit olduğu için logaritma 2 tabanında artı olduğu için de 2 çarpı 5'ten burası 10 gelecek. Şimdi son durumda 1 bölü 1 artı 1 bölü, burada da logaritma 2 tabanında 10 geldi. 1 bölü şeklinde olduğu zaman da bunlar yer değiştirerek yazıyorduk. 1 bölü 1 artı, buradaki ifademiz logaritma 10 tabanında 2'ye eşit oldu. Daha sonra tekrar buradaki 1'i düzenleyeceğim. 1 bölü, bu 1'i logaritma 10 tabanında 10 yazarsak logaritma 10 tabanında 2. Yine aynı işlemi yapacağız. Logaritma 10 tabanında 10 çarpı 2'den 20 geldi. 1 bölü şeklinde olduğu için yine ters çevireceğim. Logaritma 20 tabanında 10 olarak cevabımızı bulacağız. İkinci soruda A ve B pozitif reel sayılardır demiş. Buna göre x değeri hangisidir? Şimdi burada ln vermiş ve içerisindeki ifadeler, şimdi burada aralarında eksi olduğu için direkt bölüm şeklinde yazacağım. Yani ln, sonuçta ikisi logaritma e tabanında olduğu için bu kuralı uygulayabilirim. Ln a bölü ln b gelecek. Eşittir 2. Şimdi ln dediğimiz ifade de logaritma e tabanı dedik. Yani ln a bölü ln b için. Karşı tarafta da 2. Ve bu ifade e kare eşittir. Ln a bölü ln b'yi de şöyle yazabiliriz. Şimdi ikisi de e tabanında ve bunu biz taban değiştirip şöyle yazabiliriz. Logaritma b tabanında a olarak da yazabilirim. Bana da a'nın b üzeri x'e eşit olduğunu söylemiş. O zaman burada a yerine b üzeri x yazarsak e kare eşittir. Logaritma b tabanında b üzeri x. X'i başa aldığımız zaman x çarpı logaritma b tabanında b gelecek. B tabanında b 1 olduğuna göre e kare eşittir x gelecek ve x'in değerini e kare olarak bulmuş olacağız. Üçüncü soruda fx ve gx fonksiyonları verilmiş. A sıfırdan büyük olmak üzere bileşke fonksiyonun 3 olduğunu söylüyor ve buna göre hangisi doğrudur? Öncelikle şunu açalım. F, g, 2, a değeri 3'e eşit. Daha sonra burada şimdi g, 2, a'yı bulmamız lazım. Elimizde gx fonksiyonu var. Gx fonksiyonunda x yerine 2 a yazarsam 2 a'nın karesi eksi 2 çarpı 2 a. Yani 4 a kare eksi 4 a değerimiz geldi. Bu g, 2, a'ya eşit. Bunun yerine artık bu ifadeyi yazabilirim. Yani şöyle diyeceğim. F içerisine 4 a kare eksi 4 a yazacağım. Bu ifadenin de 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi fx fonksiyonunda da o zaman x gördüğümüz yere bu ifadeyi yazmamız lazım. Yani logaritma 2 tabanında 4 a kare eksi 4 a değeri 3'e eşit. 2 üzeri 3'ten 4 a kare eksi 4 a değeri 8'e eşit oldu. 4'e bölelim tamamını. A kare eksi a eşittir 2. 2'yi de hatta diğer tarafa alırsak a kare eksi a eksi 2 eşittir 0 gelecek. Çarpanlarını ayırırsak a eksi 2, a artı 1 eşittir 0. Buradan a değerimiz 2, a değerimiz eksi 1 geldi. Şimdi a 0'dan büyük olsun dediği için a'nın eksi 1 değerini alamayız. A değerimiz 2 gelecek. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Şimdi mesela fx ve gx fonksiyonlarını yerine yazsak logaritma, şimdi a değerimiz 2 ise mesela şöyle vermiş bize, fa değeri 0'a eşit. Fa değerini bulalım. Fx fonksiyonumuz logaritma 2 tabanında x'ti. Fa'yı bulursam x yerine a yazacağım. Yani x yerine 2 yazacağım. F 2 eşittir. Logaritma 2 tabanında 2 değeri 1. Yani biz burada x yerine, buradaki değerimizi a yazdığımız için fa değerimiz aslında 1'e eşitmiş. O zaman şıklarda burada e şıkkı zaten direkt doğru cevabı vermiş. Dördüncü soruda ABC birer rakam ve A birden büyük olmak üzere demiş. Logaritma A virgül BC ifadesinin değeri logaritma cetvelinde A virgül B'nin bulunduğu satırla C'nin bulunduğu sütunun kesişimindeki değerdir demiş. Ve bu şekilde de tanımlamış. Yukarıdaki logaritma cetvelinin kullanıldığında logaritma 236'nın değeri hangisi olur? Şimdi burada A'nın, bunların her birinin birer rakam olduğunu söylüyor. O zaman buradaki 236'yı bu şekilde alamam. Bizim mesela bunun gibi 2,18 gibi bir hale getirmemiz lazım ki buradaki sayımız da bir rakam olsun. Birden büyük bir rakam olsun. Şöyle yazabilirim. 2,36 diyebilmem için benim bunu tekrar 100 ile, yani 10 üzeri 2 ile çarpmam lazım. 236'yı bu şekilde yazarsam logaritmasını alacağım şimdi bunun. Çarpım durumdalar. Bunları şöyle ayırabilirim. Logaritma 2,36 artı
Logaritma 10 üzeri 2 diyebilirim. Tabanlar aynı olduğu için çarpım durumunda biz bu hale getirdik. Şimdi buraya baktığımız zaman 2 burada 2,3'ün olduğu satırla demişti. 2,3'ün olduğu satıra bakıyorum ve 6'nın olduğu sütun. Yani buradaki değerimize karşılık gelecek. Yani bu ifadenin değeri 0,3729 geldi. Burası da logaritma 10 tabanında 10 üzeri 2 olduğu için bu ifadenin de sonucu zaten 2. Yani artı 2 değerimiz var. Dolayısıyla 2,3729 değeri, yani 10.000 burada 1000'de 10.000'de 3729 değeri gelmiş oldu. Ve cevabımız da C şıkkı oldu. 5. soruya bakalım. Logaritma 5 tabanında kök 32 artı kök 7 ifadesinin değerini x olarak vermiş ve bu ifadenin x türünden eşitini istiyor. Şimdi dikkat ettiyseniz parantez içleri birbirinin eşleniği aslında. Bunları çarpmamız lazım. Bunları çarpabilmek için de iki logaritmalık ifadeyi toplamamız gerekecek. Şimdi ben bu ifadeye y dersem, x ile y'nin toplamı nedir? Logaritma 5 tabanında kök 32 artı kök 7 artı y değerimiz ise logaritma 5 tabanında kök 32 eksi kök 7. Tabanları aynı ve aralarında da artı olduğu için logaritma 5 tabanında bu ifadelerin çarpımları gelecek. Yani kök 32 artı kök 7 ile kök 32 eksi kök 7'nin çarpımı gelecek. Dediğim gibi bunlar birbirinin eşleniği olduğu için kök 32 ile kök 32'nin çarpımından 32, kök 7 ile eksi kök 7'nin çarpımından da eksi 7 gelecek. X ile y'nin toplamına eşit. Buranın x artı y eşittir. Logaritma 5 tabanında 25 gelecek. O da 5 üzeri 2'den dolayı 2'ye eşit. Yani x artı y değerimiz 2 geldi. Biz y'nin, yani bu ifadenin x türünden değerini istediğimiz için de cevabımız 2 eksi x oldu. 6. soruda olduğuna göre logaritma 15 tabanında 9 ifadesinin a türünden eşiti nedir demiş. Şimdi bu ifadeleri şöyle desek, 10 tabanında mesela bunları açsak logaritma 2 bölü logaritma 3 diyebiliriz burasına. Çarpı logaritma 5 bölü logaritma 4 eşittir a. Daha sonra bu logaritma 4'ü açalım. Şöyle diyeceğim. Logaritma 2 bölü logaritma 3 çarpı logaritma 5 bölü 4'ü 2 üzeri 2 yazarsak burası 2 çarpı logaritma 2'ye eşit a'ya eşitmiş bunlar da. Logaritma 2'ler sadeleşti. Logaritma 5 bölü logaritma 3 değerimiz payda da 2 kalmıştı. 2'yi de buraya gönderirsek 2a'ya eşit. İçler dışlar çarpım yaparsak da logaritma 5 değerimiz 2a çarpı logaritma 3'e eşittir diyebiliriz. Şimdi bu ifadeyi de aynı şekilde 10 tabanında açarsam logaritma 9 bölü logaritma 15 gelecek. Burada 9'u 3 üzeri 2 yazarsam 2 çarpı logaritma 3. 15 yerine de 5 çarpı 3 yazarsam logaritma 5 artı logaritma 3 geldi. Şimdi buradaki logaritma 5 yerine bu ifadeyi yazacağım. 2 çarpı logaritma 3 bölü 2a çarpı logaritma 3 artı logaritma 3 geldi. Payda da logaritma 3 parantezine alarak tekrar bir düzenleyelim. Logaritma 3 parantezinde katsayısı 2a, katsayısı 1 oldu. Logaritma 3'ler sadeleşti ve cevabımız 2 bölü 2a artı 1 olarak geldi. 7. soruda fonksiyonun ters fonksiyonu hangisidir demiş. Şimdi fx fonksiyonumuzu şöyle yazalım. Y eşittir 2 üzeri x artı 4 eksi 5 ifadesinde ters fonksiyonu bulabilmemiz için x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Öncelikle buradaki eksi 5'i diğer tarafa alırsam y artı 5 eşittir 2 üzeri x artı 4 gelecek. Daha sonra bu üstel fonksiyon logaritma fonksiyonu şeklinde çevireceğim ki x yalnız kalsın. Logaritma 2 tabanında burası şöyle gelecek. Karşı tarafta x artı 4 olacak. Burada da y artı 5 gelecek. 2 üzeri x artı 4 y artı 5'e eşit olacak. Daha sonra 4'ü de karşı tarafa alalım. Logaritma 2 tabanında y artı 5 eksi 4 eşittir x. X yerine y, y yerine de x yazarsak logaritma 2 tabanında x artı 5 eksi 4 bize f fonksiyonun tersini verecek. Şıklara bakalım. 2 tabanında x artı 5. 2 tabanında x artı 5 burası değil. Sadece bize b şıkkında bunu vermiş. 8. soruda patlama büyüklüğüne göre ortaya çıkan enerji miktarı b patlama büyüklüğü, e enerjiyi vermiş ve b de bu enerji miktarı da bize E formülüyle hesaplandığını söylüyor. Ve buna göre 3 birim büyüklüğünde bir patlama olduğuna, yani burada B'nin bize aslında 3 olduğunu söylemiş. Enerjiyi sormuş. Yani buradaki E değerimizi bulmamız lazım. Bu formülden E değerimizi bulacağız. B değerimiz 3 ise 0,1 çarpı logaritma 2 çarpı E artı 2,4 geldi. 2,4'ü karşı tarafa alırsak 3'ten 2,4 çıkarttık. 0,6 eşittir. 0,1 çarpı logaritma 2e geldi. 0,1 ile 0,6'yı sadeleştirdiğimiz zaman burası 6.
6 eşittir logaritma 2e oldu. Logaritmanın tabanı 10 olduğuna göre burası 10 üzeri 6 eşittir 2 çarpı e geldi. Daha sonra e'yi yalnız bırakabilmek için de 10 üzeri 6 bölü 2 geldi. Şimdi şıklar böyle vermediyse bunu şöyle yazalım. 10 üzeri 5 çarpı 10 diyelim. Bölü 2 vardı. 2 ile 10'u da sadeleştirdik. Yani 5 çarpı 10 üzeri 5'e eşit oldu. 9. soruda birbirine paralel olarak yere çizilmiş olan 30 tane doğru parçası üzerinde uzun atlama oyunu oynanmaktadır. Bu doğru parçaları soldan sağa doğru 1'den 30'a kadar numaralandırılmış ve her en doğal sayısı için en numaralı doğru parçası bir nolu doğru parçasına elen en metre uzaklıkta. Bu oyunda Erdem 3 nolu çizgiden 24 nolu çizgiye, Onur ise 5 nolu çizgiden 10 nolu çizgiye atlamış. Şimdi her birinde burada mesela 1'e göre konumunu vermiş. Mesela 3 numaralı çizgiye atlıyorsa elen 3, 2'ye atlıyorsa elen 2 şeklinde vermiş. O zaman şöyle diyelim. 1'den mesela 24, burada 3'ten 24'e gidiyor. 1 ile 24 arasındaki mesafeden 1 ile 3 arasındaki mesafeyi çıkartırsak 3 ile 24 arasındaki mesafeyi buluruz. Çünkü bize kuralı bu şekilde veriyor. Hep 1'den atlayışı göstermiş. O yüzden de 1'den 24'e atladığında elen 24. Bundan 1'den 3'e atladığındaki mesafeyi çıkarttığım zaman dediğim gibi bu aradaki mesafeyi bulacağım. Erdem'in atlama mesafesi Onur'un atlama mesafesinin kaç katına eşittir demiş. O zaman oranlayacağız burada. Onur 5 nolu çizgiden 10 nolu çizgiye atlamış. O zaman elen 10'dan yani 1'den 10'a atladığı mesafeden 1'den 5'e atladığı mesafeyi çıkartacağım. Ve aradaki mesafeyi bulmuş olacağım. Şimdi burada tabanları eşit ve aralarında bölme olduğuna göre 24 bölü 3'ten burası 8 gelecek. Aynı şekilde 10 bölü 5'ten 2 geldi. Elenin burada 8'e şöyle yazacağım. Elen 2 üzeri 3. Burada elen 2. 3'ü başa aldığımız zaman 3 çarpı elen 2 bölü elen 2. Elen 2'ler sadeleşti ve cevabımız da 3 geldi. 10. soruda logaritma 2 ve logaritma 3'ün yaklaşık değerlerini bilen bir öğrenci bu bilgilerle aşağıdaki tabloyu dolduracaktır. Öğrenci ABCD değerlerin kaç tanesini doğru tahmin edebilir? Şimdi logaritma 4 vermiş mesela. Logaritma 4 sonucu nedir? Logaritma 2 üzeri 2 olduğu için 2 çarpı logaritma 2 diyerek logaritma 2'yi biliyorsa logaritma 4'ü de bulabilir. Logaritma 5'i bulması için de şöyle diyelim. Logaritma 5, logaritma 10 sonuçta değerimiz 1'di. Logaritma 10'u ben logaritma 2 çarpı 5'ten sonuçta logaritma 2 artı logaritma 5 olarak bulabiliyordum. Logaritma 10'un değeri 1, logaritma 2'nin değerini de biliyor. Buradan logaritma 5'in değerini de o zaman yine aynı şekilde bulabilir. Logaritma 6'da 2 çarpı 3 olduğu için logaritma 2 artı logaritma 3'tür. Dolayısıyla logaritma 6'yı da bulur. İkisini de biliyor çünkü. Logaritma 9'u da logaritma 3 üzeri 2'den 2 çarpı logaritma 3 olduğu için bunu da bulur. 12'yi de şöyle diyelim 4 çarpı 3 diyebilirim. Yani logaritma hatta 4'e 2 üzeri 2 artı logaritma 3 dersem burasını logaritma 2'den logaritma 3'ten burasını da bulur. Dolayısıyla her birini doğru tahmin edebilir diyoruz. 11. soruda aşağıdaki bir gönyenin bir tarafı normal cetvel, diğer tarafı logaritmik cetvel olup her iki tarafta da santim birimine göre ölçüm yapmaktadır. Ve logaritmik cetvel kısmında bulunan 1, 2, 3, 4 sayılarından her birinin önünde cetvelde yazması da iki tabanında logaritma vardır demiş. Şimdi burası logaritmik cetvel ve her birinin bu cetvelde yazması da iki tabanında logaritma değeri olarak alacakmışız. Mesela buradaki 3 değerine karşılık logaritma iki tabanında 3 denk geliyormuş. Daha sonra bu kısmındaki 3 sayısı burada söylediği gibi gönyenin normal cetvel kısmı ile ölçülen şekildeki çubuk gönyenin logaritmik kısmı ile de ölçülmek isteniyor. Çubuğun bir ucu 5 sayısıyla hizalanıyor demiş. Buna göre buradaki çubuğun bir hizası 5 ile hizalanmış. Buna göre çubuğun diğer ucu hangi sayı ile hizalanır diye soruyor. Şimdi burada 0 ile 3 arası normal hesaplandığında burada 3 birime karşılık gelen karşı taraftaki 3 birimi bulmamız lazım. Yani şöyle diyeceğiz. Normalde mesela 5'in olduğu yer aslında nedir? Logaritma burası 2 tabanında 5. Daha sonra logaritma 2 tabanında 5'ten burada logaritma 2 tabanında x diyelim buraya da. Logaritma 2 tabanında x'e gidecek ve aralarındaki mesafe de 3 olacak. O zaman şöyle diyelim. Direkt logaritma 2 tabanında x'ten logaritma 2 tabanında 5'i çıkarttığımız zaman aradaki mesafe 3 gelecek. Aralarında burada eksi var ve tabanları eşit olduğuna göre burası x bölü 5 3'e eşit. 2 üzeri 3 8 olduğuna göre 8 eşittir x bölü 5. X değerimiz de buradan 8 çarpı 5'ten 40 geldi. 12. soruda şekildeki dik koordinat düzleminde bir minyatür futbol sahası çizilmiştir. Sahanın içindeki A noktasında bulunan bir futbolcu x ekseni y ekseninden daha uzak. Şimdi x ekseni A noktasının apsisi burası, ordinatı burası. A noktasının ordinatı dediğine göre buradaki uzunluğundan bahsediyor. Yani şuradaki uzunluğumuz 3.
Apsisi de buradaki uzunluğuna karşılık burası gelecek. Yani logaritma, şurası da logaritma 2 tabanında 17 eksi x'miş. Ve x ekseni y ekseninden daha uzaktadır dediğine göre, o zaman x ekseni olan uzaklığı burası, bu değer bu değerden daha büyük gelecek. Yani 3 büyüktür. Logaritma 2 tabanında 17 eksi x diyeceğiz. 2 üzeri 3 8 büyüktür. 17 eksi x. X'i diğer tarafa aldığımız zaman x büyüktür. 17 eksi 8'den 9'dan büyük gelecek. Daha sonra logaritmanın tanımı gereği 17 eksi x de 0'dan büyük olmalı. X 17'den küçük olmak zorunda. X değerimiz o zaman 9 ile 17 arasındadır diyebiliriz. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Burada ordinatı zaten 3 değerini verdiği için pozitif değer olduğunu biliyoruz. Apsisinin de sonuçta sağ taraftan bahsettiği için apsisinin de pozitif bir değer olması lazım. Yani bu ifadenin de 0'dan büyük bir değer olması lazım. Bunu da kontrol edelim. Yani bunu da sınırını yazalım. Logaritma 2 tabanında 17 eksi x de 0'dan büyük olmak zorunda. Çünkü x ekseni sağ tarafında vermiş. Burası 17 eksi x büyüktür. 2 üzeri 0'dan 1. 17, 1'i karşı tarafa aldığımız zaman da 16 büyüktür. X geldi. Yani x değeri 16'dan küçük olacakmış. O yüzden sınırımızı burada 17 değil 16 olarak yazalım. Bu aralıktaki tam sayılarımızı aldığımız zaman 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 değerleri gelecek. Ve bunların toplamından da cevabımız 75 olacak. 13'e bakalım. X elemanı reel sayı olmak üzere demiş. Mutlak x eksi y ifadesi ve x y sayılarının sayı doğrusunun aralarındaki uzaklığını ifade etmekte. Ve k ifadesi logaritma k şeklinde tanımlanmış. Buna göre üçgen içerisindeki a sayısı ile üçgen içerisindeki 3 sayısının aralarındaki uzaklık. Şimdi öncelikle bunu bulalım. Burası nedir? Logaritma a. Burası logaritma 3. Aralarındaki uzaklık mutlak içerisine yazacağım. Logaritma a eksi logaritma 3 gelecek. Bu uzaklık 4 birim ise demiş. A'nın alacağı değerler çarpımı kaçtır? Şimdi tabanları aynı ve aralarında eksi olduğuna göre logaritma a bölü 3 burası. Şöyle diyelim mutlak içerisinde yine logaritma a bölü 3 ifadesi 4'e eşit. O zaman şöyle diyeceğim. Logaritma a bölü 3 ifadesi 4'e eşit olabilir. Logaritma a bölü 3 ifadesi eksi 4'e eşit olabilir. Buradan taban 10 olduğuna göre 10 üzeri 4 a bölü 3'e eşit. Ve a sayısı da buradan 3 çarpı 10 üzeri 4 geldi. Burada da aynı şekilde taban 10 olduğuna göre 10 üzeri eksi 4 eşittir a bölü 3. A sayısı da buradan 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. A'nın alacağı değerler çarpımını istediği için bu ikisinin çarpımını alacağım. Yani 3 çarpı 10 üzeri 4, 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri 4, 10 üzeri eksi 4'ün çarpımı zaten 1. 3 çarpı 3'ten de cevabımız 9 geldi. 14. soruda Murat trafik yoğunluğunun olduğu bir yolda aracının değişken bir hızla ilerlemektedir demiş. Murat t'inci saniyede yolun n'inci kilometresindedir ve t ile n arasında bir bağıntı verilmiş. Ve Murat bu yolun 12. kilometresindeki iş yerine gidecektir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi belirtilen süre kadar sonra iş yerine ulaşabilir demiş. Şimdi n12 olduğundaki burada t değerini istiyor bizden aslında. N12 olduğunda direkt şöyle yazalım. N yerine 12 yazdığımız zaman şöyle gelecek. Logaritmanın tabanında 10 olduğuna göre 10 üzeri 12. Buradaki parantez içindeki ifade eşit olacak. Yani t küp artı 3t kare artı 3t artı 1'e eşit olacak. Şimdi burası da aslında t artı 1'in küpünün açılımıdır. Ve buradaki ifadenin sonuçta açtığımız zaman direkt bu ifade geleceği için t artı 1'in küpü aslında 10 üzeri 12'ye eşit. Şimdi her tarafın burada küp kökünü alsak ya da her tarafın 1 bölü 3. kuvvetini almış olsak burada direkt t artı 1 gelecek. Aynı şekilde burada da 1 bölü 3. Burada da 1 bölü 3. kuvvetini aldığım zaman burası 10 üzeri 4 olacak. 1'i karşı tarafa alırsak da t değerimiz 10 üzeri 4 eksi 1 gelecek. Şimdi buradaki t saniye cinsinden verildi. Yani bu aslında saniye ve biz bunu saate çevirmemiz gerekiyor. Şöyle diyelim bu 1, 2, 3, 4 tane 0 yazdık ve 1 çıkarttığımız zaman burada 9999 saniyeye eşit. Dediğim gibi bunu bizim saate çevirmemiz lazım. 9999'u 3600'e böleceğim çünkü 1 saat 3600 saniyeydi. 60 çarpı 60'tan geliyordu. 3600'e böldüğümüz zaman içinde kaç tane saat olduğunu bulalım burada. Şimdi 2 defa 3 defa gelmeyecek. 2 defa dediğimiz zaman 7200'e denk gelecek. Buradan 997 gelecek. Buradan da 2799. Yani 2 saat 2799 saniye olacak. Şimdi şıklara baktığımız zaman burada 2 ile 2,5, 2,5 ile 3 arasında da olabilir. O zaman dakikayı da bulmamız lazım. 2799'un da kaç dakika olduğuna bakalım. Bunun için de 60'a böleceğim.
60'a böldüğümüz zaman burada 4 defa gelirse 240 gelecek. 39, 9 da indirdik. Buradan da şöyle diyelim, 6 kere dersek 36, 360. Buradan da 30, 9 oldu. Yani 2 saat 46 dakika ve burada kalanımıza 39 saniye olacak. Şöyle yazalım bunları. 46 dakika, burada da 2 saat. 46 dakika olduğuna göre o zaman 2,5, yani 30 dakika olmuş olsaydı 2,5 olacaktı. 46 dakika olduğuna göre demek ki 2,5'tan daha da ileride, 2,5 ile 3 saat arasında olacağı için cevabımız D şıkkı gelecek. Evet, böylece logaritma test 1'i tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.